böyle bir iletişim ağını kurabilmemiz şu anki teknolojiyle mümkün değildir. Ancak beynin derinliklerine yerleştirilmiş çok sayıda hücre birbirleriyle böyle bir iletişim halindedir. Bu durum başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Sinir sistemi iki kısma ayrılır. Çevresel sinir sistemi ve merkezi sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi, vücudun her yanından edinilen bilgileri müthiş bir hızla beyne iletir. Omuriliği oluşturan yaklaşık 1 milyar nöron bu işle görevlidir. Vücudun her noktasını, kolları, bacakları, iç organları bir komünikasyon ağı oluşturacak şekilde saran nöronlar, beyin ve vücut arasındaki bağlantıyı sağlar. Vücudumuzun her bir noktasına ulaşan sinirler, tüm vücudun uyumlu çalışmasını ve dengesini sağlar. Merkezi sinir sistemi ise vücuttan gelen verilerin yorumlandığı ve bu verilerin doğrultusunda kararların verildiği çok karmaşık bir komuta merkezidir. Merkezi sinir sisteminde yer alan nöron sayısı 85 milyardır. Bu sistemin en önemli parçası olan beyin, tüm vücut kütlesinin sadece %2'lik bölümünü oluşturur. Ve milyarlarca nöron bu sınırlı küçük organa sığabilecek özellikte yaratılmıştır. Sistemin ana görevleri milimetrenin sadece 200'de biri boyundaki mikroskopik hücrelerdir. Bunlar bir araya geldiklerinde bugün hala pek çok fonksiyonu bizim için sır olan beynin çalışmasını sağlar. Ve hepsinden önemlisi, bu muhteşem haberleşme ağını oluşturanlar şuurlu insan toplulukları değil, sadece bir grup hücredir. Beyin hücrelerinin zarları üzerinde kendilerine ulaşan mesajları algılayan antenler, yani dendritler bulunur. Antenlerin bağlı bulunduğu bir ana gövde ve gövdenin diğer ucunda bilgiyi yayan tek bir santral, yani akson vardır. Nöronlar bulundukları yer ve yaptıkları işe göre şekil alırlar. Örneğin, omurilikten kola mesaj iletecek akson 1 metre uzunluğundayken, gözden beyne uzanan diğer bir akson sadece 5 santimetre uzunluğundadır. Milyarlarca nöron, duyu organları aracılığıyla edinilen bilgileri inanılmaz bir hızla beyne taşırlar. Bu hız, saniyenin sadece 50'de biri kadardır. Bunu yaparken elektriksel ve kimyasal sinyaller kullanırlar. Bir sinir hücresindeki anten sayısı 100 ila 10 bin arasındadır. Bu sayı ihtiyaca göre azalıp çoğalmaktadır. Antenler bir hücreden gelen bilgileri yakalayıp diğer uçtaki santrale gönderirler. Santral, yani akson uçta bilginin dağıtımını yapacak keseler bulunur. Bunlar elektrik sinyalini kimyasal sinyale çeviren ileticiler, yani nörotransmitterlerle doludur. İki nöron birbirinden sinaps boşluğuyla ayrılır. Şu anda gördüğünüz bu aralık gerçekte milimetrenin 50 binde biri kadardır. Nörotransmitterler bir hücreden diğerine bu boşluktan geçerek atlarlar ve iki hücre arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir hücre ucunda vericiler, diğer hücre ucunda alıcılar bulunur. Verici uçtaki nörotransmitterler bir elektrik sinyaliyle uyarılır ve bu uyarıyla akson uçtan bombardıman halinde bir molekül akışı başlar. Diğer hücre yüzeyi tıpkı bir laleyi andırır şekilde alıcılarla kaplıdır. Moleküller buraya ulaştığında alıcılar yapraklarını açar ve moleküllerin geçişine izin verir. Her molekülün geçebileceği tek bir kapı vardır. Molekül ve gireceği kapı tıpkı bir anahtar ve kilit gibi birbirine uyacak şekilde yaratılmışlardır. Ve hiçbir transmitter başka bir transmitter'e ait kapıdan içeri giremez. Moleküller alıcı hücrede yeniden elektrik akımı oluştururlar. Bilgi diğer hücreye iletilmiş ve nörotransmitterlerin görevi tamamlanmıştır artık. İşleri biten moleküller kendi cinslerine ait olan ve farklı nörotransmitterlerin asla kullanamayacağı özel bir kapıdan geçerek
kendi sinir hücrelerine geri dönerler. Nöronların tüm görevlerini kusursuz bir biçimde yerine getirebilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları vardır. Beyin hücreleri yalnızca saf glukoz ve oksijenle beslenir. İhtiyaç duyulan oksijen nöronlara ulaşmazsa bilgi iletimi kesintiye uğrar. Zira nöronların yakıtı olan glukoz ancak yeterli oksijen varsa kullanılabilir hale gelir. Oksijen eksikliğinde şeker kullanılamaz. Bu durumda bilgiler ya yavaş depolanır ya da hiç depolanamaz. Biz bu durumu geç algılama, geç fark etme ya da çabuk unutma olarak tanımlarız. Nöronlar sinir sisteminde yalnız değillerdir. Glia hücreleri sinir hücrelerini desteklemek ve korumakla görevlidirler. Kütle olarak beynin yarısı glia hücrelerinden oluşur. Bunlar sinir hücrelerinden daha küçük oldukları için sayıları sinir hücrelerinin 10 katı kadardır. Bazı glia hücreleri nöronların beslenmesine yardımcı olurlar. Bazıları da aksonların çevresinde miyelin adı verilen kılıfı oluştururlar. Bu kılıf elektrik sinyalleri taşıyan aksonların yan yüzeylerini izole ederken uç noktalarda iletkenliklerini artırır. Yani bilgi en az kayıpla ve çok yüksek hızla diğer nöronlara aktarılır. Günümüzde tüm iletişim aygıtları ve tıp cihazlarında aynı mantıkla, yani bilgi hızını artırıp kaybı azaltacak özel yalıtımlı fiber kablolar kullanılmakta. Bu kablolar yardımıyla bilgi transfer süreleri kısaltılmaya çalışılıyor. Fiber kablonun keşfi teknolojinin yayılmasında ve hızında büyük önem taşıyor. Ancak insan bedenine baktığımızda daha ana karnındayken tüm detayların düşünüldüğünü ve kusursuzca doğru yerlere yerleştirildiğini görüyoruz. Tıpkı miyelin kılıfının sadece beyin nöronlarında, yani olması gereken yerde en mükemmel biçimiyle yaratıldığı gibi. Bir grup glia hücresi sinir sistemini yabancı madde ve mikroorganizmalara karşı korumakla görevlidir. Bu gruptakiler yabancı maddeleri kuşatıp içine alarak ve adeta yiyerek yok ederler. Şu ana kadar değindiklerimiz, beyin hakkında bilgi sahibi olduğumuz işlevlerin en basit özeti bile olamayacak kadar azdır. Ve bugün bilim adamlarının beyin hakkında bildikleri de sadece buzdağının su yüzeyinde kalan kısmıdır. Beyin işte bu denli kompleks ve üstün bir tasarıma sahiptir. Bir yaratılış mucizesi olduğu açıkça belli olan bu tasarımı tesadüflerin ürünü gibi göstermek, evrim teorisiyle açıklamaya çalışmak, kendisine böylesine olağanüstü bir organ bahşedilmiş olan insanoğlu için tek kelimeyle akıl dışıdır. Bu akıl dışı inanca kapılarak yaratıcımız olan Allah'ı inkar eden insanlardan Kur'an'da şöyle söz edilir: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor mu? Şimdi o apaçık bir düşman kesilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş, bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Çocukluk yılları beynin en hızlı geliştiği dönemdir. Çünkü Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden konuşma ve okuma becerisi bu dönemde gelişecek ve kullanılmaya başlanacaktır. Bu dönemde beyin, duyu organları aracılığıyla algılanan her şeyi kaydetmek ister.
Bu nedenle çocuk beyninde yetişkin beynine oranla iki misli fazla sayıda nöron ağı vardır. Öğrenme, nöron ağlarının birbirini tanımasıyla gerçekleşir. Ağların birbirini tanıdığı oranda da çocuk düzenli bir gelişim gösterir. Örneğin, önce emekler, ardından yürür ve sonra konuşmaya başlar. Çocuk bu dönemde arkadaş edinmek, dikkatini bir noktada yoğunlaştırmak ve olayları hatırlamak gibi sosyal ve zihinsel bir dizi beceri de kazanır. Ancak bu yıllarda yaşanan hiçbir öğrenme süreci konuşmak kadar karmaşık ve mucizevi değildir. Çocuk nasıl konuşmaya başlar? Beynin yönetimindeki bu fonksiyon tesadüfi bir dizi olayın sonucunda ortaya çıkmış olabilir mi? Tüm bulgular cevabın hayır olduğunu göstermektedir. Beyin kusursuz bir yaratılışın eseridir. Allah bir ayetinde bu üstün yaratılışı biz insanlara şöyle hatırlatır. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi. Konuşma yeteneği insan beyninin sol yarım küresindeki nöronlarca denetlenir. Konuşmayı mümkün kılan temel düzenek aslında doğum anından itibaren beyinde yer almaktadır. Ancak bebek belirli bir gelişim sürecinin sonunda konuşmaya başlar. Zira tıpkı bilgisayar ağı örneğinde olduğu gibi beyin de konuşmak için gereken sayı ve nitelikte veriyi kayda alıp biriktirmelidir. Hafızayla konuşma becerisi arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Hafıza olmaksızın konuşmamız mümkün değildir. Beynin bilgiyi hafızaya geçirmesi ise iki farklı süreçte gerçekleşmektedir. Kısa ve uzun süreli hafıza kayıtları. Çocukta uzun süreli hafıza yaklaşık 2 yaşında gelişmeye başlar. Konuşma becerisinin gelişimi de uzun süreli hafızanın gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğundan çocuk 2 yaşında gerçek anlamda konuşmaya başlar. Yaygın kanının aksine beyin her şeyi kıvrımları arasında kaydedip daha sonra kullanmak üzere yaşamın sonuna dek saklamaz. Anlamlandırılamayan, kullanılmayan ya da tekrarlanmayan çok sayıda bilgi, kısa dönem bellekte bir süre için bekletildikten sonra silinir. Duyulardan gelen tüm bilgiler beynin hipokampüs bölgesinde toplanır. Bir veri önceki deneyimlerle anlamlandırılamıyorsa, bu bölgede çok kısa bir süre kaldıktan sonra silinir. Örneğin, bilmediğimiz dilde yapılan konuşmaları duyarız ancak anlamlandıramayız. Bu konuşma bizim için yararsız bir bilgi olduğundan hafızamızda uzun süre kalmaz. Bazı bilgiler de geçici bir süre için gereklidir ve kullanıldığı sürece hafızada tutulur. Bu süre bazen bir dakika, bazen bir saat, bir gün ya da 3 yıl olabilir. Örneğin tek bir sınav için ezberlenmiş bir matematik formülü ya da bir bilgisayar giriş şifresi bu tarz bilgilerdendir. Bu tarz tüm bilgiler kısa süreli hafızada saklanır ve gereksiz oldukları anda silinirler. Uzun süreli hafıza, hipokampüsten korteks tabakasına gönderilmiş olan bilgileri içerir. Korteks tabakasına yapılan her yeni kayıt, korteksin tamamını saran milyonlarca nöronu devreye sokar. Hipokampüs bu yolla yeni bilgilerle eskilerin uyumunu kontrol eder. Yeni bilgi, geçmişteki deneyimlerle uyumlu olduğu oranda dokunun daha alt katmanlarına kaydedilir. Kayıt işlemleri bütün halinde gerçekleşmez. Beyin, hafızaya alacağı bir görüntüyü veya bilgiyi önce temel parçalara ayırır. Çünkü her bir parça
korteksin ilgili bölümünde depolanacaktır. Örneğin bir elma. Elmanın şekli, rengi, tadı ve kokusu beynin farklı bölümlerinde dosyalanır.